Trabzonspor'da dün İstanbul'da kritik bir zirve gerçekleşti. Başkan Ahmet Ağoğlu, Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan ve Teknik Direktör Abdullah Avcı İstanbul'da bir araya geldi. Ertuğrul Doğan'ı ofisinde gerçekleşen toplantıda gelecek sezon hedefleri, oynanacak futbol sistemi, transfer listesi ve takımdaki son gelişmeler masaya yatırıldı. 4 saati bulan toplantıda bugüne kadar yapılan çalışmalar ve yeni sezon planlaması tekrar masaya yatırılırken, Abdullah Avcı da yönetimden transfer taleplerini yineledi. Kadroya ön sözleşme imzalanan Bruno Perez ve Koita'nın yanı sıra 5 direkt oynayabilecek oyuncunun transfer edilmesi gerektiğini Ağoğlu ve Doğan'a ileten Avcı mevki olarak ise, sol bek, sağ kanat, merkez orta saha, sol kanat, forvete alınacak oyuncuların direkt oyuncu olması gerektiğini ifade etti. Avcı ayrıca bu 5 ismin yanı sıra gerek Türkiye'de gerek de yurt dışındaki oyuncu havuzundan da 4 rotasyon oyuncusu talebinde bulundu. Görüşmede Uğurcan Çakır'ın ayrılma ihtimalinin de gündeme geldiği gelen bilgiler arasında. Hali hazırda Avcı'nın bildirdiği isimlerle görüşen Bordo Mavili kulüp güncellenen yeni listeyle arayışlarını hızlandıracak. Yönetim kurulu ayrıca Avcı'ya transferdeki son durum hakkında da bilgi verirken, mali anlamda gelinen durum da gündeme geldi. Kadroda bulunan oyuncular için ise, henüz karar verilmezken Avcı'dan gelen rapor doğrultusunda bu ay sonunda görüşmeler hız kazanacak. Roma'nın sağ beki Bruno Perez'le prensipte anlaşan Trabzonspor, yabancı transferinde ağırlığını İtalya pazarına verdi. Parma'dan Gervinho ile temaslarını sürdüren Bordo Mavili yönetim, Cornelius için de şartları zorluyor. Danimarkalı santrafor Cornelius için şartları zorlayan Trabzonspor, Parma'da kiralık forma giyen ismin bonservis sıkıntısını çözmek zorunda. 7 milyon euroluk zorunlu satın alma opsiyonu bulunan Parma'nın, küme düşeceği için bu rakamı vermesi zor gözüküyor. Bu durumda Cornelius, Atalanta'ya dönecek. Bordo Mavili yönetim, uzun vadeli bir ödeme planıyla Cornelius'un tapusunu almaya çalışacak. Hem kadrodaki rotasyon, hem de ilk 11'de katkı sağlayacak oyuncular için görüşmeler başladı. Gelecek sezon iddialı ve bol rotasyonlu bir kadro kurmak isteyen Trabzonspor, yabancı kontenjanının düşme ihtimaline karşın yerli havuzunu da geliştirmek istiyor. 25 yaşındaki sol bek Umut Meraş için Fransız ekibi Le Havre ile temasa geçen fırtına, oyuncunun satılık olup olmadığı, satılıksa bonservisi için ne kadar para istediğini sordu. Görüşmelerin devam ettiği belirtiliyor. Bursaspor'un 23 yaşındaki orta sahası Emirhan Aydoğan ve Keçiören Gücü'nün 20 yaşındaki sol kanadı Barış Yılmaz için de temaslar hızlandı. Kulüplerinden izin alarak iki futbolcuyla masaya oturuldu ve anlaşma sağlandı. Şimdi kulüplerle görüşmeler sürüyor. Bu sezon 32 maçta forma giyen Barış, 7 gol 5 asistlik performansıyla milli takıma da gitmeye hak kazanırken, 31 kez sahaya çıkarak Bursaspor'un en istikrarlı isimleri arasında yer alan Emirhan da birçok takımı peşinden koşturuyor. 7 gol 4 asistlik performansı olan Emirhan için Bursaspor'daki başkanlık seçimleri de beklenecek. Ancak yönetimin transfer hamlelerini kısa sürede bitirmek istediği biliniyor. İkinci Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Çorum Futbol Kulübü'nün 20 yaşındaki sol beki Nafican Yardımcı ise, scout ekipleri ve teknik ekip tarafından izlenilip beğenildi. Çorum kulübüyle ilk temasını yapan Bordo Mavililer, Nafika'nın kadrosuna katarak hem oyuncunun gelişimine katkı sağlamak hem de sol bek rotasyonunda alternatif elde etmeyi amaçlıyor. Karadeniz devinin bu 3 isim dışında yerli havuzunu daha da geliştirmeyi planladığı da öğrenildi. Trabzonspor'un istikrarlı oyuncusu ve teknik direktör Abdullah Avcı'nın gözde futbolcularından Caleb Ekuban'a Avrupa'dan yeni teklifler gelmeye devam ediyor. Trabzonspor'un bu sezon başarılı oyuncuları arasında yer alan Caleb Ekuban'a, Fransa Ligi takımlarından Saint-Étienne'den sonra Serie A'dan Sampdoria'nın talip olduğu iddia edildi. TMV'nin Marco Conterio imzalı yer alan haberde Trabzonspor'a İngiltere'nin Leeds United takımından gelen Ekuban'ın İtalya doğumlu olduğu hatırlatıldı. Fransa'ya gitmek yerine doğduğu ülkenin topraklarına gelmeyi tercih edecektir iddiası ortaya atıldı. Avcı, devre arasında kapıdan dönen Efecan Karaca'yı önümüzdeki sezon mutlaka takımda görmek istiyor. Başarılı teknik adam, şartlar oluşursa Efecan'ı bu kez alalım. Birkaç farklı bölgede büyük katkı sağlar. Sorun çözen oyuncu olur derken, Bordo Mavili kulübün kurmayları düğmeye bastı. Önümüzdeki günlerde Alanyaspor cephesiyle görüşmelerin başlaması bekleniyor. Efecan'ın kulübüyle bir yıl mukavelesi kalırken, 8 yıldır formasını terlettiği Alanyaspor'dan bu transferde kolaylık gösterilmesini isteyeceği öğrenildi. Trabzonspor, öncelikle bonservis bedeli ödemeden, duruma göre takas formülüyle bu işi çözmeye çalışacak. Son ihtimalde ise cüzi bir rakam önerilecek.
Hatayspor'un bu sezonki başarısında Boupensa ve Akintola ile birlikte büyük pay sahibi olan Ryan Abid ile ilgili dikkat çeken gelişme yaşandı. Bu sezon Hatayspor'un değişilmez isimlerinden birisi haline gelen ve Abid'in sözleşmesi sona eriyor. Oyuncunun menajerlik görevini yürüten menajerler geçtiğimiz günlerde Trabzonspor ile iletişime geçerek şartların uygun olması halinde oyuncuyu Trabzonspor'a getirebileceğini ifade etti. Bu talep Abdullah Avcı ve yönetim kuruluna iletilirken önerinin değerlendirmeye alındığı gelen bilgiler arasında. Abid, 35 maçta 3 gol 5 asistlik performans sergilerken 2935 dakika sahada kaldı. Bordo Mavili Kulübün scout ekibi, Polonya'nın yeni Lewandowski'si olarak kabul edilen Alexander Buxa'nın peşinde düştü. Polonya basını konuyla ilgili yazdığı haberde transfer her an bitebilir dedi. Trabzonspor İzleme Komitesi bir süre önce Wisla Krakow'da forma giyen forvet oyuncusu Alexander Buxa'yı yönetim ve teknik heyete sunmuştu. Polonya basınına göre bu transferde ciddi adımlar atılıyor. Yapılan haberlerde Trabzonspor yeni Lewandowski'yi elinden kaçırmak istemiyor. Türk takımı bu transferi sonlandırmak için Buxa'ya geri çeviremeyeceği şartlar sundu. Transfer her an bitebilir denildi. Polonya'nın Wisla Krakow takımında forma giyen Buxa, 18 yaşında ve geleceğin Lewandowski'si olarak gösteriliyor. Bordo Mavili Kulübün izleme komitesi tarafından keşfedilen Alexander Buxa, 1.88 boyuyla hava toplarında bir hayli etkili. Genç forvet için Polonya basınından da flash bir iddia ortaya atıldı. Trabzonspor'un Alexander Buxa konusunda çok ısrarcı olduğunun yer aldığı haberde şu ifadele yer verildi. Uzunca bir süredir Buxa'nın peşinde olan Türk takımı, ona geri çeviremeyeceği bir teklif sundu. Trabzonspor adeta Alexander'in önüne kırmızı halı serdi. Yeni Lea bu cazip öneriyi kabul edecek görünüyor. Polonya U19 milli takımının da formasını giyen Alexander Buxa'nın sezon sonunda kulübü Wisla Krakow ile sözleşmesi sona eriyor. Transfer edilmesi halinde bonservis bedeli ödenmeyecek olan genç Polonyalı'nın Transfermarkt verilerine göre piyasa değeri 2.5 milyon euro olarak gösteriliyor. Buxa'nın adı aynı zamanda dünyanın gelişim gösteren genç yetenekleri arasında da geçiyor. Mohamed Şerif'in menajeri John Edward, Trabzonspor'un resmi teklifinin ardından ilk açıklamasını yaptı. Almabab Spor Radyosu'nda yayınlanan Ramazan'ın Yıldızları isimli programda Muhammed Mohsen'e konuşan Edward, Trabzonspor'un Şerif ile 3 yıllık sözleşme yapmakla ilgilendiğini ancak Al-Yahli'nin 7,5 milyon dolar talep ettiği bildirildi. Edward, Mohamed Şerif, Al-Yahli ile olan sözleşmesini kısa bir süre önce tamamen inancından dolayı uzattı. Çünkü hedeflerine ulaşmak için Al-Ahli ile devam etme arzusu vardı. Şerif'in Al-Yahli'ye para kazandırmadan ayrılma arzusu olsaydı, sözleşmesini uzatmayı reddederdi. Şerif, Al-Ahli'nin istediği teklifi almadıkça takımdan ayrılmayacak. Ancak Al-Ahli'nin de onun kariyerini düşünmesi gerektiğine inanıyorum dedi.